Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Darphane tarafından yayınlanan duyuruya bakmış olacağız. Kamu işçi alımı yapılmış olacaktır, bilginiz olsun. Ben bu linki açıklama kısmına bıraktım. Bu sayfaya rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız. İşçi ilanları İşkur ilanı olarak geçmektedir. Başvuru başlangıcı bugün itibariyle başladı. 28 Ocak'ta son bulmuş olacaktır. Yani toplamda 4 gün bir süre vermiş durumdadır. Demiş olduğum gibi açıklama kısmına bıraktım linki. Direkt olarak buraya başvurunuzu yapabileceksiniz. Peki kimler başvurabilir, kimler başvuramaz? Şöyle hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Geriye kalan tüm kısımları da sizler okursunuz. Temizlik görevlisi alımı olacaktır. 9 kişilik bir alanda. Darphane sürekli işi olarak geçmektedir. Çalışma yeri İstanbul. Öğrenim durumu ise en az ilköğretim, en fazla orta öğretim olması lazım. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olması lazım. Askerlik durumu ise erkek adaylar için askeri ilişiği bulunmayacak. Bunun dışında aranan diğer özellikler de vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayacak, takım çalışmasına yatkın olacak, gelişime açık olacak. Bu gibi önemli yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. İkamet şartı ise ilana başvurular İşkur ile başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşımış olmanız lazım. Diğer temizlik görevlisinde ise 3 kişi alınacaktır. Yine sürekli işçi olarak alınmış olacak. Çalışma yeri İstanbul. Diğer saymış olduğumuz şartlarda aynı özellikleri taşımış durumdadır bilginize. Diğer bir temizlik görevlisi ise engelli pozisyonda alınmış olacaktır. Bilginiz olsun. Yine koruma ve güvenlik görevlisi hizmet alımı olacaktır. Bunun için de yine herhangi bir ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisans tüm mezunu olup da 5188 sayılı kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor ki buraya başvurunuzu yapabilirsiniz. Gece ve gündüz iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya uygun olmanız gerekiyor. Baskıcı plastik işçi alımı yapılmış olacaktır. Bunun için de 22 kişi alınacaktır bilginize. En az orta öğretim, lise ve denk mezun olmanız gerekiyor. Bunun dışında başvuru şekli yeri tarihi demiş olduğum gibi bugün başladı. 28'de son bulmuş olacak. Online başvurular geçerlidir. Şahsen posta veya e-postayla başvurular kabul edilmeyecektir. Noter kurası ise 23.02.2022 günü saat 14'te Darphane ve Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilmiş olacaktır. Diğer geriye kalan kısımları da sizler okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Lütfen diğer tüm atamadan ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.